Merhaba arkadaşlar, ben Mixyup.com'dan Emre Çelik. Bana gelen sürekli sorulardan biri de hangi pluginleri kullanıyorum, benim favori pluginlerim hangisi diye sürekli bununla alakalı bir video çekmem istendi. Ben de bunu böyle hani bir liste gösterip size bakın arkadaşlar işte bunları kullanıyorum falan filan yerine benim favori pluginlerimin olduğu bir seriyi yapmak istedim. Yani böyle pluginleri tanıtacağım, kullandığım pluginleri ve neden kullandığımı anlatacağım. Bu seriye de efsane kompresörlerden biri olan 1176 ile başlayacağız. Yani bunun emülasyonuyla başlayacağız. Benim kendi stüdyomda bunun donanım versiyonu var. Biliyorsunuz eğer takip ediyorsanız, dünyadaki müzik piyasasını ve stüdyoları takip ediyorsanız, bütün ünlü mühendisler, bütün ünlü stüdyolar, o milyon dolarlık stüdyoların hepsinde mutlaka bir LA2A ve 1176 FET kompresör vardır. Bunun olmadığı stüdyo yok gibi, öyle söyleyeyim. Yani dünyada en çok kullanılan iki tane kompresörden birini size bugün göstereceğim. Aynı zamanda bu benim test edip, defalarca test edip, birçok programla, Waves olsun, diğer programlar olsun, işte aklınıza gelecek her türlü 1176 modeliyle kıyasladıktan sonra karar verdiğim bir şey. Benim en sevdiğim 1176 yazılım kompresörü. Tabii ki donanım halini kullanıyorum ama ben bunun yazılım olarak kullandığım zaman kullanacağım versiyonu bu olacak. Daha iyisi çıkana kadar benim için, öyle söyleyeyim. Tabii burada bahsetmek istiyorum birkaç tane iyi firmadan. Mesela Universal Audio'nun, Waves'in vesairenin modelleri var. Studio One onu ücretsiz olarak veriyor. Kendi içinde var. Ama bu benim özellikle sevdiğim bir kompresör. Çünkü değişik özelliği var. Mid-side özelliği var. Bundan daha sonra bahsedeceğiz. Paralel kompresör yapma özelliği var. Yani 1176'yı almışlar. Temel özelliklerini almışlar. Bunu biraz daha geliştirmişler. Şöyle göstereyim size plugin'i. Plugin'in kendisi bu arkadaşlar. Overload firmasını çok seviyorum. Sebebi de şu. Çünkü Overload Antelope Audio'nun geliştirdiği bir çeşit DSP sistemi, yani dijital sinyal processing sistemi kullanarak çok kaliteli işlere imza atıyor. FET kompresörde, yani GEM Comp 76 diye geçiyor. 1176 modelinin, internete yazın 1176 FET kompresör diye yazın, donanım halini göreceksiniz. Hemen hemen bütün dünyadaki ünlü stüdyolarda var ama yazılım tabii daha pratik. Çünkü outboard diye geçen bu harici kompresörleri bağlamak için işte girişiniz, çıkışınız, ses kartınız vesaire olacak. Yani bu biraz daha donanıma o yüzden girmemeye çalışıyoruz ama ben istiyorum ki artık piyasadaki ucuz veya işte iş gören pluginlerden ziyade biraz daha böyle high-end, üst seviye, daha kaliteli pluginlerden de size biraz göstereyim. Çünkü ben bunları kullanıyorum. Eğer ben tutup da ücretsiz pluginler kullanıp da size bunları kullanın, bunlar işinizi görür diyorsam işinizi görecektir. Ama ben kendim ücretsiz pluginlerin yanında bu tarz high-end pluginler de kullanıyorum. FET kompresör. Birazdan dinleyeceğiz. Şimdi parçaya bir bakalım. Parçamız hip hop bir parça. Bunu açtım ki, yani şu Simex Sescope'u açtım ki kompresörün yaptığı işlemi buradan görebilirsiniz. Waveform'un en azından. Onu göstermek amacıyla koydum bunu buraya. Bunun bir esprisi yok. Asıl mevzu bu kompresörde. Yani bunu mutlaka kullanın. Drumlarda kullanın. Hip hop yapıyorsanız, trap yapıyorsanız, house yapıyorsanız fark etmez. Analog model sistemlerde mutlaka kullanın. Ve bunlar çok hassastır. Çok hassas kompresörlerdir. Hemen distortion'a düşer. Çünkü bunlar analog modeller. Yani o yüzden burada -18 girişini unutmayın arkadaşlar. Gain staging burada önemli. Her ne kadar dijital audio'da çok fazla artık fark etmese de gain staging'i bu tarz pluginler kullanırken kullanmanız çok çok önemli.
bu pluginlerin düzgün çalışması için. Şimdi bir bakalım, şöyle drumlarımız var. Drum bass diyelim. Kompresör kapalı. Şimdi kompresöre buradan bakabilirsiniz. Kendi presetleriyle geliyor. Bu presetler başlangıç için çok güzel. Mesela drum bass'ı seçeceğim ben. Şu anda pluginimiz kapalı. Drum bass ayarları böyle. Kendi presetlerinizi oluşturup save, save as diyebilirsiniz. Genel olarak plugin tanıttıktan sonra sese ne yaptığına bir bakalım. Burada da mid-side özelliği var. Bakın. Mid bölümü, yani midi mono bölümü, öyle söyleyeyim. Side'da kenarlar, yani stereo bölümünü ayrı ayrı kompres edebiliyorsunuz. Aynı drum'da, aynı seste yani. Müthiş bir özellik. Aynı zamanda kuru sinyalle, paralel kompresörü göstermiştim. Kuru sinyalle kompresli sinyali karıştırabiliyorsunuz. Yani muhteşem, tek kelimeyle muhteşem. Zaten ses olarak da çok çok kaliteli. İsterseniz bir dinleyelim, bir ne yapıyor bakalım. Bakın, o parçalardaki bu hayat veren, parçaya hayat veren, sesi böyle açan, böyle çiçek gibi açtıran kompresörler bunlar arkadaşlar. Yani sesi yükseltip yükseltmekten ziyade böyle bir çeşit, bir tarifi zor yani, bir derinlik veren kompresörler bunlar. Bunları mutlaka kullanmanız gerekiyor. Öncelikle stereo olarak başlayalım. Yani mid-side'a girmeyelim. Bilmiyorum, duyuyor musunuz? Bunu çok iyi bir kulaklıkla veya stüdyo monitörleriyle dinleyin ki bu çünkü çok böyle "Oo, aman ne oldu ses" dedirten bir şey değil. Bu gizli tariftir. Bu ustaların hani yemeğe attıkları böyle kendi özel baharatları vardır ya, karışık baharatları, onlardan biri. Bunu duymanız için iyi bir ortamda, iyi bir kulaklıkla dinlemeniz lazım. Bakın, resmen kapatır kapatmaz resmen ölüyor benim için drumlar. Ki bayağı da agresif. Yani çok hızlı bir kompresör bu aynı zamanda. Agresif olarak çalıştırıyor şu anda. Bu açık kalsın. Bir de basslardan dinleyelim. Bakın, funk bası seçtim. Tamam mı? Pop bas diyelim. Fark etmez. Ama bence funk bass daha canlı, öyle söyleyeyim. Yani bu gördüğünüz kompresör dünyanın aslında kullanımı en basit, 2-3 tane düğmesi olan en basit ama en karmaşık kompresörlerinden biri. Çünkü çok hassas, ufacık bir ayarda işler değişebiliyor. Yani şu an gördüğünüz gibi ben isterseniz kapatayım komple ikisini birden, aradaki farka bakın. Öldü resmen. Bakın, dinlerken 808 basların kuyruk kısmını dinleyin. Bom bom diye gidiyor bakın. Bom bom diye uzatıyor. O hayatı orada veriyor işte buna bakın. Kapalı hali şu anda.
Şu anda kuru sinyal. Kapatıyorum. Tabii volüm yükseliyor, ses şiddeti hafif yükseliyor. Bu kafanızı karıştırmasın. Siz sesi dinlemeye çalışın, sesteki etkisini. Hatta şuradan sesini açayım. Bakın sesi açıyorum. Bence cansız. Kapalı olmasına rağmen. Biraz daha sertleştirebiliriz. Drumlarla birlikte dinleyelim. Yani gördüğünüz gibi çok fazla bas gelmeye başladı. Şimdi bunları eklemediğimiz zaman, boş çalıştırdığımız zaman hayatından bezmiş. Yani artık ya ölsem de kurtulsam diyen bir drum ve bas varken burada bunu eklediğimiz zaman bir anda hayata döndürüyoruz. Tabii ben burada hayvan gibi kompres ettim biraz da. Sadece size efekti göstermek amacıyla. İkisi de kapalı. Şimdi bu da burada dursun. Bir de snare'e bakalım. Şunu bir initial yapalım, yani fabrika ayarlarına döndürelim. Bir bakalım. Şimdi bir de böyle hep beraber dinleyelim. Sadece snare'i kapatacağım şimdi. Sesteki derinliği duyuyor musunuz arkadaşlar? Volümden ziyade derinlik daha çok artıyor. Bir de bütün parçanın içinde dinleyelim. Tabii parça mixingi bitmiş bir parça değil tabii ki. Ama yine de aradaki farka bakmak amacıyla. Buradan kapatıp açıyorum üçünü birden. Bakın sadece bas, drum ve snare'e koydum. Parçayı nasıl havaya kaldırıyor yani. Bu müthiş bir plugin yani. Müthiş bir plugin tek kelimeyle. Şimdi paralel kompresörü vesaireyi kafanızı karıştırmayalım. Temel olarak baktığınız zaman sese verdiği etkiyi, o canlılığa bir bakın. Yani çok iyi modellemişler.
oturup dinleyesim geliyor. Anlatımı bırakıp gerçekten çok keyif alıyorum şu anda, anlatamam size. Çok büyük etkisi var. Bunu düşünün, EDM parçalarınızda kicklerde, basslarda, vokallerde, yani çoğu şeyde kullanabilirsiniz. Ama daha çok bunu genelde işte drum basslarda kullanıyorlar. Drumlarda kullanıyorlar, ritmik şeylerde, hızlı bir kompresör olduğu için ritmik şeylerde kullanıyorlar. Ama synth'inize de hayat verir, vokallerinize de hayat verir yani. All around deniyor ya, yani her türlü her şeye gideri olan bir kompresör bu. O yüzden dünyada bu kadar çok tutulmasının sebebi bu. Bunu mutlaka edinebiliyorsanız edinin, demosunu indirin, dinleyin, parçalarınızı da deneyin, bakın. Aynı zamanda şöyle dediğim gibi mid-side özelliği de var. Bir bakalım. Şu sese bir koyalım, bir bakalım bu kenarlara neler yapacak. Bakın, mid side açtığım zaman sadece kenarlar yükseliyor, orta midler kalıyor. Bakın. Verdiği hayata bakın. Kuru hali. Şimdi hepsini kapatıyorum. Parça böyle kutunun içine girmiş gibi ya, uzakta geliyor bana, beni almıyor içine yani. Bunları kapattığım zaman beni almıyor içine. Bu kompresör o yüzden bu kadar iyi. Bu hayatı verdiği için çok iyi. Bakın, kapatıp açacağım, siz aradaki farkı dinleyin. Bakın, mid-side olduğu için stereoya nasıl etki ediyorum? Bakın, orta sesleri nasıl öldürüyorum? Kenarlar açılıyor falan filan. Bir bakın. Orta sesler geldi. Dikkat edin bu sesini nasıl tutuyor. Nereye gitti ses? Hiç volümünü değiştirmiyoruz. İşte abi, ben parça yapıyorum. Benim parçada sesler arttıkça içindeki sesler kayboluyor falan filan. Bunlarla önlüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar parçaya hayat veren, yıllardır değişmeyen, stüdyodaki yeri değişmeyen efsane kompresörlerin modeli. Benim de içlerinde en sevdiğim modellerden birisi bu.
Bunu mutlaka edinin ve size şimdi güzel bir haberim var. MixUp Premium üyesiyseniz bu kompresörü yarı fiyatına satın alabiliyorsunuz. Yani 99 dolarsa yarı fiyatına alabiliyorsunuz. Ömürlük, evlad iyilik, çocuğunuza miras bırakacağınız kompresörlerden biri, öyle söyleyeyim. Şimdi Facebook sayfamıza girin. Bu kompresörü paylaştığımız videoyu paylaşın. İçinden bir tane şanslı arkadaşımızı seçeceğiz. Bunlardan birini, Overload'un pluginlerinden birini kendisine hediye edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu seriyi beğendiyseniz, benim favori pluginlerim listesini, bilmem listesini beğendiyseniz aşağıya yorumlara yazın. Ben de ona göre devam edeyim veya etmeyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.